Huzeyfe el-Hatip, Filistin Alimler Birliği üyesi, Türkiye Şube Başkanı'dır. El-Kudsu muhimmetun ve mescidul aqsa muhim لكل مسلم على وجه الأرض لأنه آية في كتاب الله في القرآن الكريم وهو جزء أصيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يريد أن ينسي المسلمين المسجد الأقصى والقدس وفلسطين فعليه أولا أن يلغي القرآن الكريم وأن يلغي سورة الإسراء وأن يلغي حادثة الإسراء والمعراج وهذا ليس ممكنا القدس والمسجد الأقصى في قلبي وعقل كل مسلم هكذا كانت وستبقى إن شاء الله مسجد الأقصى وفلسطين وقدس ندن أنمندر çünkü Kur'an Kerim'den bir parçadır İsra suresi bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa'dan bahsediyor aynı zamanda sünnetten çok asil bir parça yani sünnetten asil bir parçadır Kudüs ve Mescid-i Aksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gecesinde Mescid-i Aksa'da namaz kıldırdı. Tüm peygamberler bir araya getirildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldırdı. Bunun için Mescid-i Aksa'yı ve Filistin'i unutturmak isteyen biri varsa önce Kur'an'ı unuttursun. Sünneti de silsin. Sonra gelsin Mescid-i Aksa'dan bahsetsin. Tabii bu imkansız bir şey. Bunun için Mescid-i Aksa ve Filistin ve Kudüs tüm Müslümanlar için önemlidir. Ve onu hiçbir şekilde unutmayacaklar, yalnız bırakmayacaklar inşallah. Müslümanlar bu anlaşmaya ve daha önceki yapılan anlaşmalara Kur'an-ı Kerim gözüyle, sünnetin gözüyle bakmaları lazım. Yahudiler defalarca anlaşma yaptılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve bu dönemde ve bu sözleşmeleri, anlaşmaları hiçbir zaman yerine getirmediler. Ve subhanallah bu anlaşmalar onlar yerine getirmiyorlar yani gerçekleştirmiyorlar ve Müslümanlar tabii tanımıyorlar. Yani bu anlaşmalar yapılsın, konuşsunlar, toplansınlar. Ama Müslümanlar, mücahidler, tüm Müslümanlar bunları hiç kabul etmeyecekler ve yok sayıyorlar. Ve belki bu dönemde biz biraz zayıfız ümmet olarak ama yakında ümmet bu mescidi geri alacak Allah'ın izniyle. Bu tabi Müslümanların duayla, birleşmesiyle, bilinçlendirilmesiyle kesinlikle en kısa zamanda Mescid-i Aksa ve Filistin ve sadece Mescid-i Aksa ve Filistin'le yetinmeyeceğiz. Bu yeryüzü Müslümanlarındır. Müslümanlar dinlerini öğrendikten sonra, iyi bir şekilde anladıktan sonra düşmanları da bilmeleri lazım. Biz maalesef düşmanlarımızı çok iyi bilmiyoruz, okumuyoruz. Ve bu dönemde ortaya çıkan bazı yeni düşmanlar var. Zaten onlar eskidir ama onlar bilmiyordu. Ve bu düşmanlar birleşiyorlar, anlaşıyorlar. Oyun çok büyük oyunlar yapıyorlar. Bu düşmanları iyice bilmek lazım ve ona göre hareket etmek lazım. Tabii bu bilinçle beraber Allah'tan yardım istememiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım, yardımlaşmamız lazım. Onu yaptığımız zaman inşallah kesinlikle bu musibetler, sıkıntılar, katliamlar bitecek Allah'ın izniyle. Yani tüm protestolar ister burada Türkiye'de, dışarıda, içeride, yurt dışında, yurt içinde desteklememiz lazım. Katılmamız lazım. Ve bu davayı sahiplenmek lazım. Çünkü bu Allah'ın davasıdır. Bu dava sahip çıkmak lazım. Yani samimi olmak lazım. Samimi olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu bu samimiyeti gördüğü zaman kesinlikle yardımını indirecek, verecek Allah'ın izniyle. Ben Kudüs'ü daha göremedim maalesef. Ve göremediğim için diğer Müslümanlar nasıl düşünüyor ben de aynı de düşündüğümdeyim.
Ben tabii her gün Kudüs'ü hatırlıyorum, Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum ama aynı zamanda nasıl ben Mescid-i Aksa'yı seviyorum, vatanımı seviyorum, tüm diğer Müslüman vatanları da seviyorum. Ve üzüldüğü zaman üzülüyorum, sevindiği zaman seviniyorum. Çünkü biz Müslümanlar olarak tek ümmetiz ve inşallah böyle devam edeceğiz. Ve beraber inşallah Mescid-i Aksa'yı gireceğiz, Fatih olarak azat ederek inşallah Teala.